durumda o borçludan nasıl tahsilat yapacağımız, hangi oranda tahsilat yapacağımızsa bizim ayıracağımız karşılık tutarıyla doğrudan ilişkili olacaktır. Burada bahsettiğimiz gibi ticari alacaklar önemli bir finansal bileşen içermediğini düşündüğümüz için basitleştirilmiş yaklaşıma uygun, kiralama alacakları uygun, sözleşme varlıkları uygun. Bir diğer konu da grup içi borçlanmalar, çok sık gördüğümüz. Eğer grup içi borçlanmalar önemli bir finansal bileşim gösteriyorsa, genel yaklaşıma göre göstermiyorsa, basitleştirilmiş yaklaşıma göre karşılık hesaplamalarına tabi olabilirler. Basit bir örnekle anlatmak istiyorum çünkü bankacılık dışındaki sektörlerde aslında biraz daha basitleştirilmiş yaklaşımın adından anlaşılacağı gibi ilerlenebiliyor. Örneğin en başta şunu söylemek lazım. Hesaplamaları yaparken eğer ticari işletmenin çalışmakta olduğu ticari alacaklıları gruplandırılabiliyorsa riskleri bazında mutlaka öncelikle bu gruplandırma yapılmalı. Bu gruplandırma neye göre olabilir? Satış yaptığı karşı taraf kamu olabilir, özel sektör olabilir, finansal kurum olabilir. Ve buna göre de ödeme performansında farklılık varsa o zaman bu üç gruba bölebilir örneğin işletme alacaklılarını. Ya da bulundukları coğrafi bölgelere göre bölebilir. İşte Orta Doğu bölgesinden bir çalıştığı firmalar vardır. Avrupa bölgesinden, Amerika bölgesinden çalıştığı, satış yaptığı yerler vardır. Bunları coğrafi bölgelere göre farklı risklilikler içerdiğini düşünerek bunlara bölebilir. Ya da işlem hacimlerine göre bölebilir. KOBİ'lerle çalışıyordur ya da daha kurumsal firmalarla çalışıyordur. Bunların da ödeme kabiliyetlerinin farklı olacağını değerlendiriyorsa mutlaka öncelikle bu segmentasyonu yapmalı. Bu örnekte varsayıyoruz ki iki tip segmentimiz var geçmişte tarihsel olarak X ve Y grupları. Örneğin X grubuna daha önce inanık işlem yapıldı ve her bir işlemin bedeli 200 TL'lik işlemler olsun basitçe ve geçmişte X grubundan 1000 tane işlem yapıldığında burada 1000 işlemden 4 tane sözleşme 90 günden fazla aksadı diyelim. Bu 4 tane işlemin toplam bedeli 800 TL ve ben bu 800 TL'nin diyelim ki 800 TL'yi değersiz hale geldi ama 200 TL'sini tahsil edebildim bir şekilde yani 600 TL aslında bana kayıp oldu derse eğer. O zaman 600 bölü basitçe 1000 tane işlemim vardı ve her biri de 200 TL'dendi. Buraya böldüğünüz zaman ortaya çıkan değer aslında benim X grubunda tarihsel olarak yaşadığım kayıp oranı. Bu noktada aslında bir önceki sunumda da bahsedildiği gibi firmalar için artık önemli olan tarihsel veri tutmaları. Mutlaka ki artık bundan sonraki süreçte firma eğer IFRS raporlaması yapıyorsa kurumsallaşmak adına da belirli başlı tarihsel bilgilerini mutlaka tutuyor olmalı. Bu da nedir? Tahsilat bilgisi. Burada önemli olan sözleşme bazlı tahsilat. Ki biz bugün geriye dönüp baktığımızda benzer gruptaki, bu X grubu diyelim ki KOBİ'ler. KOBİ'lerle yaptığı işlemlerde kaç sözleşme yapmış, kaç tane sözleşme vaktinde ödenmiş, kaç tane sözleşme vaktinde ödenmemiş ama şu hangi ölçülerde tahsilat yapılmış, bunları görebilmek için tarihsel olarak mutlaka bu işlemlerin kayıtlarının tutuluyor olması gerekiyor. Geçmişe ilişkin böyle bir analiz yaptıktan ve ilgili gruplarda yaşanan kayıpları gördükten sonra artık bundan sonra diyelim ki 31.12.2019 raporlamasını yapacak. 31.12.2019 itibariyle KOBİ ve kurumsal kredileri ne kadar risk bakiyesi var? Bunu hesaplıyor. Yine 1000 tane kullandırmış. Her biri 250 TL'den 250 binlik risk bakiyesi var. Eskiden KOBİ'lerde 0,30'luk bir yüzde kayıp yaşamıştı deyip şimdi artık bu bakiyeyi bununla çarparak bugün için bu kaybı 750 TL olacak diyebilir. Standartın getirdiği bir başka özellik de bunları yaparken eğer makroekonomik dengeler firmaların tahsilat kabiliyetlerini etkiliyorsa o zaman bunları dikkate alması gerekiyor diyor. Bankalar bunun için çok ciddi istatistiki modeller kuruyorlar ama diğer işletmelerin bu kadar ağır çalışmalar yapmalarına gerek yok. Bu noktada evet biliyorum ki
diyelim ki büyüme oranı ya da kur, benim portföyümü olumlu etkiliyor, olumsuz etkiliyor, neyse. Buna ilişkin bir tahminini ortaya koyun. Geleceğe ilişkin de kurlar artar, azalır. Buradaki beklentinin yönüne doğru ve beklentiye göre de bu tutarlar üstüne yönetim ilave karşılık ayırabilir. Ya da diyebilir ki ben geçmiş dönemde hep yüksek kurlu ortamda çalıştım ama bundan sonraki dönemde kurların aşağı yönlü olacağını düşünüyorum ve bununla portföyümün olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum. %10 daha az karşılık ayırabilirim diyebilir. Bu da standartın getirdiği önemli değişikliklerden biri. Bir örneğim daha vardı ama çok fazla vaktimiz kalmadığı için ona yer veremiyorum. Genel olarak baktığımızda standartta önemli olan ilk başta tüm işletmelerin yönetim modeli olması diyebiliriz. Çünkü bir hisse senedi aldığında, bir tahvil aldığında bunları nasıl sınıflandırılacağını bilmeli. Çünkü yarın öbür gün buradaki sınıflandırma farkları direktman kar zararına yansıyacak işletmelerin. O yüzden bir yönetim modeli şart. Değer düşüklüğüne gelindiği zaman mutlaka işletmelerin değer düşüklüğüne esas bir tanım yapması lazım. Dedik burada niceliksel 90 bin olabilir ama niteliksel de bazı kriterler olabilir firmaların. Bunları açıkça ortaya koymaları lazım ki kimler için daha fazla karşılık ayıracaklar. Çünkü değer düşüklüğüne uğramış alacaklar için daha yüksek miktarda, değer düşüklüğüne uğramamış alacaklar için daha düşük miktarda karşılık ayıracaklar. Bunun farkında olmaları gerekiyor. Ve temel olarak bunun içinde bundan eğer bugüne kadar yapmadılarsa bu söz konusu finansal bayını da sağlıklı bir şekilde tutuyor, topluyor olmaları gerekir. Bu noktada hocamızın sorusu olmuştu. BDDK'nın günden önceki gün yapmış olduğu bir analiz vardı ve burada 46 milyonluk bir bakiyeden bahsetmişti. Aslında bankacılık sektörü için biliyorsunuz en fazla ilgili olan sektör işler. Sunum boyunca da konuştuğumuz gibi biraz daha karmaşık. Bu bir muhasebe standardı olduğu için sadece bankaları değil, tüm finansal kurumları, finansal kurumları dışındaki bütün sektörleri etkiliyor. Ve o yüzden biraz daha ilke bazlı. Ve tabii ki de diğer standartlarda konuşuyoruz, hep bir muhakeme gerektiriyor. İşin ne kadar detayına, tekniğine gireceği aslında o yapılan işin muhteviyatıyla birazcık belli oluyor. Ama bankacılıkta bu tip durumlar bu kadar keyfekeder bırakılmıyor daha regüle bir sektör olduğu için. O nedenle 1-1-2018'de bu standart hayata geçtikten sonra Avrupa bölgesinde Basel'in ve Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin yapmış olduğu bazı çalışmalar ve ek bazı yükümlülükler var bankalar için getirdiği. Biz Türkiye'de BDDK biliyorsunuz sektörü regüle ediyor ve o nedenle yapmış olduğu on-site ve off-site bazı aktif kalitesine ilişkin çalışmalar var. Bunları zaten her zaman yerine getiriyor BDDK ama artık o bahsetmiş olduğumuz EBA ve Basel'in de standartı destekleyici ve birazcık daha kuralları sıkılaştırıcı diyebiliriz, katılaştırıcı diyebiliriz. Yönetmelikleri ve regülasyonlarını da daha dikkate alarak son dönemde gerçekleştirdi bankalar üstündeki denetimli BDDK ve bu aktif kalitesi çalışmalarının sonucunda çalışmalar sonucunda dediğimiz gibi standartta ek olarak söz konusu kurumların vermiş olduğu ilave onlara prudential diyoruz, biraz daha muhafazakarlık da dikkate alarak yapılan düzenlemeleri dikkate aldığında ilave böyle bir portföy ortaya çıktı. Sektörler çoğunlukla enerji ve inşaat. Vermiş olduğu rakamlara göre de baktığımızda sektörün NPL rasyosu da çok da fazla etkilenmemiş gibi düşüyor aslında. 4.6'dan 6.3'e çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz takip ediyorsunuz da basından bu konularda bir süredir zaten herkes tarafından dikkate alınan konulardı. O açıdan BDDK'da burada bankacılık sektörü ve itibari için böyle bir adım attı diye değerlendiriyoruz. Sorularınız varsa almak isterim. Çünkü teknik bir standart ve sorularınızla daha belirsiz noktaları netleşecek diye düşünüyorum. Yani BDDK'nın açıklaması da asyonların fena olmadı. Yani şey etmeyin. Evet. Yani rasyonlar dünya standartlarıyla iyi diyebiliyor. Evet, orada evet.
karakterli rasyosunun form rasyo olması gereken eşik değerden daha da üstte kaldığını söylüyor. Yapmış olduğu finansal etki çalışması sonucunda. Özge'm çok teşekkür ederiz. Efendim yine çok teşekkür ederim.